Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet hanımlar, afiyet olsun, buyurun. Sultan tatlımızın tadına bakalım. Evet Türkan Hanım, sizden başlayalım. Nasıl buldunuz tatlıyı? Tatlı altı biraz yanmış. Evet, cevizleri de biraz üstü yanmış. Cevizler zaten yanıyor hani tatlıda. Yani ne kadar da yapsam cevizler hep üstte yanıyor. Çünkü üstte kaldığı için yanıyor yani. Ama bu kadar yanmaz. Cevizleri korursam bu sefer tatlı pişmez yani. Peki beğendiniz mi? Yani tadı güzel. Ama dediğim gibi cevizleri yanmış, altı yanmış. Şerbeti biraz daha şerbetli olsaydı daha iyi olur. Biraz kuru olmuş. Ama biraz daha şerbetli olsaydı daha iyi olabilirdi. Şerbeti peki, iyi gibi geldi. Afiyet olsun. Afiyet Gamze Hanım. Genelde. Ben tatlıyı beğendim. Sadece dibi birazcık kızarmış, yanmamış. Evet, o da fırını hani dengeleyemedik. Daha önce hiç yemedim. Ben çünkü tatlıyla hiç aram yok. Evet, söylemiştim. İlk yememe göre çok güzel. Ben çok beğendim. Şerbetli olması ayrıca bir güzel. Ya ben bunları sürekli yapıyorum çünkü. Türkiye Hanım şerbeti az dedi ama size şerbeti az gelmedi mi? Hayır, tam geldi. Bence şerbetli iyi, bana da iyi ne geldi. Ne çok fazla ne çok eksik. Ya da siz şerbetli çok seviyorsunuz diye. Olabilir. O zaman çok şekerli olurdu ama ben beğendim. Ama hani söylediniz de şimdi Türkan Hanım hani şeker ama hani kıvamı ayrıdır. Hani şerbetinin şerbetinin şekeri demiyorum. Şerbeti birazcık daha bir tık hani olsaydı yani ben öyle Gamze seviyorum. Gamze, tatlıdan anlıyor musunuz? Yani yapıyor musunuz tatlı? Ben şerbetli tatlı yapmıyorum. Yok zaten sevmediği için sevmediğim için de yapmıyorum. Ha, yapanlar var. Mesela benim annem çok güzel baklava açar. Onları görüyorum. Ama şerbetli tatlılarda çok fazla şerbet döküldüğü zaman da bu sefer şerbet çekmez. Ben fazla demiyorum zaten. Ama bir tık fazla yani ben olabilir. Şimdi hani dedim, şerbetinin şekerine yani okeyim. Tamam. Ama diyorum ki az bir şey daha hani şerbetini demek fazla demek ki siz daha şerbetli seviyorsunuz hani, o yüzden. Daha böyle hani ağzına yediğin zaman ağzına hem böyle şerbet tadı hem böyle onun tadı böyle. Şerbetinin şekeri kıvamı iyi. Sakin Hanımcığım. Ben beğendim. Yedim de şekerim olmasına rağmen. Afiyet olsun. Dikkat edin de. Evet yedim vallahi. Güzel. Eline sağlık. Peki afiyet olsun. Sakin abi akşam eve gidince tatlıyı yediğini söyle evdekilere. Söyleyeceğim. Puanlamadan sonra en azından bilsinler senin yedim, tatlıyı yediğini. Yedim yedim vallahi. Öldürürler şekerim yükselir. Hülya Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Yani Saadet Hanım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok anaman beğenmedim. Neden diyeceksiniz? Altı da yanmış, üstü de yanmış bana o göre. O biraz fırından dolayı hani ben biraz isterdim ki hani biraz şerbetli olsun. Yani kaldırdığım şerbet zaman şerbetli bence iyi ya. Çünkü yaparsan bu sefer daha bir cıvık çok olur. Biraz daha. Hani cıvık olur yani. Ben hani öyle demek düşünürdüm. Demek ki hani siz şerbetli seviyorsunuz ama yani şu da var. Yani ben hani hepinizin damak zevkine göre yapamam hani. Yani evet. Ben ne gerekiyorsa onu yaptım. Yok, hani sadece olması gerektiği gibi yeterli. Yani olması peki gerektiği gibi yaptım. Herkesin iyi geldi yani. Şöyle herkes söyleyeyim. Tabii herkesin, damak zevkine göre tabii ki kimse yani ayarlayamaz. Kimse yapamaz hani. Sen siz de yapamazsınız. Çok şekerli yersin. Ben az şekerli. Tabii ki. Saadet Hanım bakar mısınız? Olması gerektiği gibi yap yeter. Onu haşhaş o. Hayır yanık. Haşhaş da biraz aslında o şeyi gösteriyor da. Haşhaş ama biraz yanlış hani. Onu yanlış. Biraz yanlış ama haşhaş o. Haşhaş da o biraz yanıklığı veriyor. Peki afiyet olsun herkese. Eline koluna sağlık Saadetciğim. Bana yanık kısmı gelmedi. Evet fırında birkaç tanesi böyle bir tepsi yapışmıştı ama senin fırının fanlı bir fırın değil. Davul fırın tarzı aslında gibi bir fırın. Fanlı fırın da. Fanlı mı? Ama fanlı altta şeyleri var ya. Fanı var. Yani fanlı fırın. Ama bana göre iyi pişirmemiş. Yani çok birden harlamış ve içinde bana bir ham tadı geliyor tatlının. Yani nasıl diyeyim, bir kurabiye böyle kızarı içmiş ama içi böyle hamurumsu olur ya. İçinde bir ham tadı var. İçinin tadını hiç beğenemedim ki. Ben ki çok tatlı, çok seven biriyim, bu ekmek kurusu bile şekerli su da ıslatır yerim. Çok ayırt etmem tatlıyı. Ama maalesef ki ben bunu beğenemedim. Eline koluna sağlık diyorum Saadetciğim. Elinden geleni yaptım. Mutfakta da güzel bir performans sergiledin. Temizlik için zaten sana yorumumu yaptım. Birazdan da puanımı vereceğim. Hepinize afiyet olsun. Hazırsanız Enem Arat benim de haftanın ikinci günde Saadet'e puan vermek üzere gidiyoruz. Bakalım finalde Saadet toplamda kaç puan olacak? Haydi buyurun. Evet hanımlar, buyurun Saadet Hanım'ın el lezzetine, hamaratına puanlarınızı verin. Evet Saadet, ne hissediyorsun? Yani 3-3 hissediyorum. Çünkü her şeyi bir bahane buldukları için hani 3-3 hissediyorum. Peki
yani arkadaşlarının bilerek beğenmediğini düşünüyor musun? Var mı öyle bir düşünce? Ya biraz daha bana bahane gibi geldi böyle. Hani genel olarak kokması, mı? Hani sizin yumurta kokması dediğiniz. Ben koku konusunda çok hassasım. Evet, gerçekten aldım. Hassassanız hani onun bir şey diyemem. Çorba geldiği hani... an kokuyu aldım. Hı-hı. Puan kırmak için yumurtayı bahane ettiğini mi düşünüyorsun? Asla. Bilmiyorum, kokuyu da hani kokulardan çabuk alıp rahatsız oluyorum deyince... O zaman yani Hülya Hanım gerçek bir yorum yaptı eğer yani diyorsan ki. Biraz çelişkide kaldım yani. Yani hani diğer yemeğinde hiçbir koku almadım. Gayet güzel, mis gibi koktu. Ama böreğinde ağır bir koku vardı. Çorbanın direkt ben bulyon tavuk kokuşa şaşırdım. Peki Hülya Hanım, çevir puanını bakalım. Haftanın ikinci günde kaç puan verdin? Bu senin ilk verdiğin puan. Evet, 2 geldi. Yani bunu beklemiyordum ama yine de teşekkür ederim. Üzgünüm. 3 bekliyordun yani, sen. 3 bekliyordum yani en azından. Asla. 3 yani olacak hiçbir durum yoktu. E dün Türkan'a niye kızdın o zaman 2 verdi diye? Evet. Gamze Hanım'ın dediği gibi bütün yemeklere baktı, tadını beğendi, hoş, hepsi güzeldi. Sonuçta 2 çıktı. Ben olması gerektiği ona gibi olmadığı yani, için. İlginç geldi bana. Hani. Yani... Peki Türkan Hanım, siz çevirin puanınızı, daha fazla iş geçmişi konuşmayalım. Yani bugün de 2 geldi. Gidiyorsunuz, yani çok şaşırtıyorsunuz insanları. Sizin de çok merak ediyorum. Bakın yani. Diyorum ya eğer yani ben ikile, de... Dün de 2 ile geldiniz, bugün de 2 ile geldiniz. Aynı şekilde masaları da kıyaslamıyorsunuz ama 2 veriyorsunuz. Diyorum ya benim de yani eğer ki yaptığım şeyler 2 derecesindeyse 2 verin. Peki, yani bilerek eleştiri yaparsanız verin. Gamze Hanım buyurun çevirin puanınızı. 3 puan geldi. Peki o zaman size göre de dünkü masayla bugünkü masa aynı, okey mi? Aynı. Aynı, peki. Sakin amcım son puan sizden, bakalım kaç puan vereceksiniz? Yani şaşırdım şu an. Yok, şaşıracak bir şey yok. Ben beğendiğimi beğendim dedim, beğenmediğimi beğenmedim dedim. Peki, herkese afiyet olsun. Saadetciğim toplamda 9 puana ulaştın. Evet. Eline koluna sağlık. Biraz arkadaşlardan güzel puan gelmedi sana. Moralin evet, de bozuldu açıkçası. Gelmedi. Yorumları geldim da çok beğenmedi. Sakin Hanım da beni çok şaşırttı. Hani konuşmalara yani bakınca, Hülya'nın konuşmalarına bakınca, Sakin Hanım'ın konuşmalarına bakınca... Ben neden seni şaşırtayım yani? Olanı verdim ben. Şaşırdınız hani, yok, tatlıyı da beğendiğinizi söylediniz, salatayı da beğendiniz. Ki Hülya Hanım hani tatlıyı yorum yaptı yani, tatlıda şerbeti az olduğunu söyledi. Peki yarın kimin günündeyiz? Bendeyiz. Beklenen an büyük gün. Göreceğiz. Türkan Hanım'ın göreceğiz. Günündeyiz. Yarın bomba gibi bir gün olacak. Çünkü hanımlar sizin hani biraz daha böyle bildiğinizi iddia ettiğinizi düşünüyorlar. Yarın bildiklerinizi evet, tamamıyla masaya koyun. Nasıl? Kendisi iddia ediyor zaten biliyorum. Bildiğini söylüyor. Sakin Hanım yarın. İddia yani, etmiyorum ben. Söylüyorum yani. Yani. Peki yarın ya, Türkan Hanım'ın tüm bildiklerini masada, temizlikte de, yemekte de göreceğiz. Kendine güvenen bir yarışmacımız. Öyleyim. Peki o zaman yarın Türkan Hanım'ın evindeyiz. Saadet'in eline koluna sağlık tekrardan. Şimdi Saadet'in temizliğine ve hamaratına puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Evet, Saadet Hanım'ın eline koluna sağlık. Öncelikle temizlik için tebrik ediyorum. Gayet düzenli, tertipli bir evi vardı. Çocuğunu da çok güzel alıştırmış. Allah bağışlasın. Sakın nazar etmeyin kadının çocuğuna. Yemek konusuna geldiğimizde ise mutfakta biraz heyecanlıydı. Açıkçası hamaratlık için seçtiği menüyü çok beğenemedim maalesef ki. Çünkü her zaman dışarıda yediğimiz çok kolay bir yemekti ana yemeği. Çorbayı istikrarla kıvamı güzel dedi. Kız Allah canını almasın, o çorbanın neresi güzel? Bildiğin sütlaç pirinci gibi yoğun yoğundu. Tatlısını çok fazla bir tad alamadım ama mantarlı tavuğunu beğendim. Çok lezzetli olmuştu. Bulgur pilavının biraz daha pişmesi lazımdı. Yani Saadet bugün biraz heyecanına kapıldı. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Puanımı veriyorum. Saadet, yemeği her zaman öğrenirsin ama temizlik her zaman öğrenilmez. Sen temizliği gayet güzel öğrenmişsin.